Herkese merhaba. Bu videoda Excel'de gelişmiş filtre özelliğini anlatacağım size. Gelişmiş filtre veri sırala ve filtre uygula ve gelişmiş filtre menüsünde bulunuyor. Hemen şöyle yerini göstereyim. Veri sırala ve filtre uygula ve gelişmiş. Ne işimize yarıyor? İstediğimiz herhangi bir tabloda istediğimiz kriterlere göre ister bu tablo üzerinde, ister başka bir sayfada, isterse aynı sayfanın başka bir yerinde verilerimizi filtrelemeye yarıyor. Şimdi şöyle örnekler üzerinden başlayalım. Amacım şu tabloda 1 Mayıs 2022'den önceki tüm satışları getirmek. Şimdi bunun için bu tablodaki sütun başlıklarındaki istediğim hangi kriterleri istiyorsam ayrı bir yere kopyalıyorum. Bakın burada ben tarihi kopyaladım. Ülkeyi kopyaladım. Satış toplamını. Aynı sırada da olmasına gerek yok bu arada. Satış toplamı, kategori ve şehir. Mesela ürünü kopyalamamışım. Ürün şu anda filtrelemek istemiyorum. Şimdi 1 Mayıs'tan önceki satışları getirmek istiyorum buraya. Hemen sildim. Küçük eşit manuel yazıyorum. 1 Mayıs 2022. Sadece tek kriterim bu şu anda. İstediğim bu. 1 Mayıs'tan önceki tüm satış toplamlarının işte verilerin hepsini getirmek istiyorum. Şimdi bu tablo başlıklarını buraya kopyaladık. Şimdi veri sırala ve filtre uygula ve gelişmişe geldim. Liste aralığı dediği tablo aralığı soruyor bana. Öncelikle eylem soruyor. Listeye yerinde filtre uygula dersek bu tabloda filtrelemeyi yapar. Başka bir yeri kopyala dersek başka bir yeri alır. Filtreleme işlemimiz. Başka bir yeri kopyalayalım. Öncelikle liste aralığımızı seçtik. Yani tablomuzu seçtik. Ölçüt aralığı. İşte burada şimdi buraya kopyaladığım kriterlerin tümünü şöyle seçili bir şekilde alıyorum. Ölçüt aralığı dediği o. Hedefim neresi? Hedefte bu sayfada herhangi bir yer belirleyelim. Şöyle. Şunu sileyim. Hedefim de burası olsun. Ve tamam diyeyim. Evet. Sonuca bakalım. 1 Mayıs'tan önceki bakın tüm verileri aynı şekilde getirdi buraya. Şöyle bir sağlamasını yapalım. 104.420. Küçük ve eşit dediğimiz için 1 Mayıs'ta alacağız. 104.420 doğru. Bunu temizleyelim. Şimdi ikinci örneğimize geçelim. Sadece Amerika'daki satışları gösteriniz diyor. Bu kriter tablom olsun. Yani adı öyle olsun. Bunu siliyorum şimdi. Başka bir kriter uygulayacağım. Sadece Amerika'daki satışları gösteriniz diyor. Ne yapacağım? O zaman kriterim ülke ABD olacak. Ctrl C ile yapıştırıyorum. Yine geliyorum. Veri gelişmiş. Tablom zaten seçildi. Ölçüt aralığım yine seçili. Aslında aynı. Hedefim de yine aynı. Aynı yere getirsin diyorum. Yani bu sefer tablo üzerinden. Deminki eylemde seçmedim. Başka bir yere kopyala vardı. Şimdi tablo üzerinden göstermiş olayım. Bakın ABD'deki tüm satışları getirdi bu sefer de. Filtremi kaldırmak için veri temizle var. Bunun kısa yolu da var. Ben buraya kısa yolunu almıştım o yüzden. Şurada kısa yolu görünüyor. Hızlı erişim araç çubuğundan eklenebiliyor bu arada buraya. Şöyle onu da göstereyim. Şeridi özelleştir deyip buradan hızlı erişim araç çubuğunda eklenebiliyor. Evet. Şimdi üçüncü örneğimize geçelim. Çin ve Amerika'daki yer alan satışları gösterelim. Şimdi kriterimin biri Çin olacak. Elle yazalım Çin diye. Öbürü de Amerika olacak. Çin ve Amerika'daki
tüm satışları göster diyordu. Başka bir kriterim yok. Yine geliyorum. Veri gelişmiş. Başka bir yere kopyala diyelim. Liste aralığım. Tablo aralığım oluyor. Seçiyorum. Ölçüt aralığım. Şimdi sileceğim çünkü bir satır daha ekledim orada. Çin ve ABD oldu. Ölçüt aralığımda şöyle Çin ve ABD'yi kapsayacak şekilde seçiyorum. Hedefim yine aynı yer olabilir. Başka bir yere kopyala dediğim alanı. Burada zaten seçildiydi. Tamam diyorum. Evet, gördüğünüz gibi Çin ve Amerika'daki tüm satışları getirdi buraya. Temizleyelim. Sonraki örneğe geçelim. Amerika'da yapılan klima satışlarını gösteriniz. Şimdi birinci kriterimle yine Amerika, ABD yazdım. Klima satışları diyor. Şimdi bu sefer ürün devreye girdi bakın. Şurada klima neredeymiş? Ha, kategorideymiş. Ürün değil, kategoride. Kategoride olduğu için buraya yine klima yazıyorum. Bu arada büyük küçük harf duyarlı değildir yani. Onu mesela buraya büyük yazdım. O yine bunu algılayıp filtreleme işlemini yapıyor. Amerika'daki klima satışlarını getireceğiz. Yine veri diyorum. Gelişmiş. Tablom seçili zaten. Ölçüt aralığımı elde seçeyim. Hedef belli. Zaten aynı yer. Şöyle. Yani bu sefer yine tablo üzerinden gösterdim. İşte Amerika'daki klima satışları da tablo üzerinde böyle filtrelenmiş oldu. Tablo üzerinde değil de başka bir alanda filtrelemek istersek onu da gösterelim şöyle tekrar. Tamam diyelim. Bakın bu sefer de başka bir yere getirdi. İstediğimiz başka bir yere getirdi. Evet, bir örnek daha yapalım. Satış toplamı 15.000 liraya geçenleri gösterelim bu sefer. Şöyle silelim kriter tablomuzu. 15.000 liraya geçenler. Şimdi satış toplamı tek kriterim var. Ne diyeceğiz? Büyüktür 15.000. Tek kriterim bu. Veri diyorum. Gelişmiş. Başka bir yeri kopyala. Ölçüt aralım. Yine burası seçili. Tamam diyorum. Bakın gördüğünüz gibi satış toplamı 15.000 üstündekileri ayrı bir yere getirdi. İstersek şöyle de yapabiliriz. Bunu kaldıralım. Şuraya bir sayfa açalım boş. Buraya tıklayarak da açabiliriz. Kısa yolu da Shift artı F11 tuşlarıdır. Boş sayfa açmak. İsterseniz bu kısa yolu kullanabilirsiniz. Evet, veri diyelim. Gelişmiş. Başka bir yeri kopyala. Hedef bu sefer bu sayfa değil de bu sayfa olsun mesela. Bu sayfada buraya getirelim. Evet. Bir dakika, şöyle tekrar veri diyelim. Gelişmiş. Başka bir yere kopyala dedik. Ölçüt aralığımız bu. Hedefimiz de evet, başka bir sayfaya almıyor. Aynı sayfada. Yani aynı sayfa üzerinde filtreme işlemi yapabiliyor. Dediğim gibi güzel bir uygulamadır. Bu sayede tablolarımızdaki istediğimiz kriterlere uygun filtreleme işlemlerini yapabiliyoruz. Teşekkürler. Bir sonraki videoda görüşürüz.